Sırp zulmünden kaçan Kosovalılar yola düştü. Bizde. Konuştur gidiyoruz efendim. Neler götürüyoruz? Efendim bir çadır kent kurulmak üzere. Çadır, uyku tulumları, mutfak setleri. 4 gün 4 gece sürdü Tır Tepesi'ndeki yolculuğumuz. Uyuduk, uyandık, dar yolları aştık, tepeleri geçtik. Gümrüklerde o kadar çok vakit geçiriyoruz ki bürokratik işlemler o kadar çok vakit alıyor ki. Şimdi Sofya yakınlarındaki Harmanlı kentindeyiz. Harmanlı küçücük bir şehir. Burada yemek molamız var. Polis eskortları, gümrük kapıları değişik şehirler. Yolun bu kez son durağı Arnavutluğun Elbasan şehri. Akrabalarının yanında kalan 10 bin Kosovalı'ya geçici barınak sağlamak amacımız. Gümrükler geçit verirse, yollar hadi derse. 4 gündür yollardayız. Tam 4 gündür tırların üzerindeyiz. Burası Arnavutluk sınırı. Birkaç saat sonra Tiran'a varmış olacağız. Ve kim bilir nelerle karşılaşacağız. Çok sorunlu geçişler yaptık sınırlardan. Bu vesileyle çok geciktik yani. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yâre. Arnavutluğun Elbasan kentinin Miyokas semti. Burada Kızılay'ın çadır kenti kurulacak. Birkaç saat önce çadırların kurulmasına başlandı. Belki de yarına kadar burada hiç boş arazi kalmayacak. Bir sürü gönüllüyle birlikte Arnavutluk ordusu da yardım etti. Yağmur belirli aralıklarla hep fondaydı. Durmak yoktu. Arnavutluk ve Türkiye Cumhurbaşkanları ziyarete gelecekti. Çadırlar kullanıma hazır durumda olmalıydı. Kızılay Boğaz'da Arnavutluk'tadır, aynı anda Makedonya'dadır, Arz'dır. İnsan, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yani bu eza ve cefaya niçin maruz bırakılıyorlar? Kosovalı olmak eza ve cefaya maruz bırakılmanın sebebi olabilir mi? Bir müddet sonra bu kampa mülteciler, gerek hükümet yetkilileri ve buranın Kızılay yetkilileriyle görüşülerek mülteciler kabul edilmeye başlanacak. Hayat ne garip. Geçici barınak sağlamak sevindirici gibi gözüküyor ilk bakışta. Oysa binlercesi var tepelerde, dağlarda. Ya da Arnavutluğun, Makedonya'nın, Türkiye'nin kamplarında. Evlerinden, okullarından, işlerinden uzaklaşmak zorunda kalan binlercesi. İşte Tiran, Arnavutluğun başkenti. Balkanların en küçük ülkesi. 500 yıllık Osmanlı yönetiminin izlerini taşıyan Arnavutluğun başkenti Tiran. Tiranlılar için hayat aşağı yukarı aynı. Biraz sıkıcı, biraz monoton. Oysa Tiran'da yaşayan ve sayıları artık yüz binlerle ifade edilen Kosovalı mülteciler için hayatın anlamı bambaşka. Tiran gerçekten de pek renkli bir şehir değil. Neredeyse dünyanın bütün televizyonlarının canlı yayınlarını devam ettirdiği Tirana Oteli'nin balkonundaki manzaradan başka pek de kayda değer bir şey yok. İstanbul baklavacısı, meşhur Arnavut börekleri, uzun telefon kuyrukları, kalabalık otobüsler ve hayatı sonuna kadar etkileyen Kosova. 21 gündür burada. Problem çok. Herkes çok. İnsanlar evlerinden zorla çıkartılmışlar. Böyle bir durumda çalışmak da zor. Duygusal olarak bizler için de travmatik bir durum. Kitap yazmak için buradayım. Adı Cehennem'e hoş geldin olacak. Tiran'a şimdilerde daha çok mülteci geliyor. Arnavutluğa gelmek, Makedonya'ya geçmekten daha kolay. Biz gazetecilerin de işi çok zor.
Tiran'daki Aslan Rusi Spor Salonu. İki hafta öncesine kadar burada basketbol karşılaşmaları yapılıyordu. Şimdi 1500 kişi geçici olarak barınıyor. Hayat Kosovalılar için bugünlerde çok zor. Bir anda terk ettiler evlerini. Vatan bir gümrük geride kaldı. İki seçenek vardı önlerinde. Ya kaçıp kurtulacaklardı ya da topraklarında kalıp bekleyeceklerdi. Suareka bölgesinden geliyoruz. Evimizi terk etmemizi söylediler. Biz de çıktık. Birçoğumuzu vurdular ve öldürdüler. Yollarda polisler çocukları eziyorlardı. Her yer ceset doluydu. Kosova'dan 10 gün önce geldim. Bütün ailem Almanya'da. Buraya gelirken polis pasaportumu aldığı için yurt dışına çıkma şansım yok. Vize almak zaten zor. Tiran'da da çalışamam. Bu kampta uyumak zor, yaşamak zor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yaşanan zorluklar çok büyüktü. Acı çizgi çizgi oturmuştu yüzlere. Acaba insan yaşadığı acıları yaşamamış gibi yapabilir miydi? Acaba unutmak mümkün müydü? My cousin is here. Your cousins. Yeah. What about your parents? Your father and your mother? 10 gün önce geldik. Kuzenim var burada. Onların evinde kalıyoruz. When? Amcamı ve babamı öldürdü Sırplar. Ben hapisteydim o sırada. Who killed the Serbians? The Serbians. When? Kız kardeşimin öldüğünü de yeni öğrendim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Uyuyamıyorum. Şu andaki durumumuz tam siz Türklerin söylediği gibi. Allah'a emanet. Turkian people, Allah'a emanet. Evlerimizden kendimiz çıktık. Çünkü polislere dedik ki biz Türk'üz. Bizi neden atıyorsunuz anlamıyoruz. O zaman anladılar onu Türk olduğumuzu. Sırp, burası Sırp topraklarıdır. Siz gidin buradan. Ben Yakova şehrinde ailemle birlikte buraya geldim. Böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Köylüleri tavana asıp öldürdüler. Oralar bizim. Bizim topraklarımız. Geri döneceğiz mutlaka. Cekova'dan geldim buraya. Çile çekiyorum. Yalın ayak, eşyasız. Çok zor kurtardık canımızı. Allah bereket versin, burada iyi bakıyorlar. Ama ayaklarıma geçirecek ayakkabım bile yok. Yüzümü yıkamaya gidemiyorum o yüzden. Lavabolar dışarıda. Biz buraya traktörle geldik. Ben düştüm traktörden. Her yanım ağrıyor. Hangi şehirde olduğumu bilmiyorum. Bizim aileden bir gece içerisinde 6 erkek öldürdüler. Çok çile çektim. Çok. Nasıl geri döneriz bilmiyorum. Canım bir tane portakal istiyor. Param olmadığı için alamıyorum. Bir portakal. Mutluluk ne kadar kolay bazen, ne kadar da uzak. Belki görüp geçtiğimiz bir nesne. Çocuklar unutamayacaklar, bir dilim ekmek üzerindeki peynirle karınlarını doyuracaklar. Eğlenip oynayacaklar ama unutamayacaklar yaşadıklarını. 10 yıl önce okullarımızı kapattılar, babalarımızı işten attılar. Herkes bir parça ekmek için yani savaş ettiler. Şimdi de onun için bizim kendi vatanımız için savaş oldu. Neyin hayalini kuruyorsun? Bilmiyorum. Okulu bitirmek istiyorum. Ondan sonra kendi vatanıma geri dönmek isterim.
Kosovalı mültecilerin hepsi kamplarda yaşamıyor. Bir kısmı da yakınlarının yanına sığınmış. Gene söylenen aynı acıklı şarkılar. Gene aynı kahramanlık şiirleri Kosova için. Kërkojm shkolla për të kthy. Duam drit, duam liri, s'duam gjak, s'duam robri. Këtë drejt elementare e kërkon rinia shqiptare. A bëcëja së mbyllet kur, sa t'valoj shqip janë flamur. Se e para... Jemi që ala, jemi kanë në gjumë. Sabahın dördünde evimizi terk ettik. Üstümüzden bombalar uçuyordu. Başka bir köye gittik. Oradan evimizin yandığını gördük. Saatlerce yürüdük. Çocuklarımız açlıktan ağlıyordu artık. Kaçtığımız köylerden kovulduk. Sınıra vardığımızda da polisler üzerimize saldırdı. Paramızı çaldılar. Kız kardeşimi gözlerimin önünde öldürdüler. Mezarı bile yok. Cesedi orada kaldı, sınırda. Bir kamyonun arkasında, bir küçük çadırda. Hayatın gereklilikleri getiriliyor yerine gene de. Temizlik, yemek, üstüne de şöyle koyusundan bir kahve. Tiran'daki Pişina mülteci kampındayız şimdi. Pişina mülteci kampında 3000'den fazla insan yaşıyor. Tabii ki çok mutlu değilim. Dönmek istiyorum Kosova'ya. Herkesin ortak rüyası bu. Benimki de. Big, big dream. Just the time. Harika vakit geçirirdik orada. Sadece orada geçirdiğimiz zamanları özlüyorum. Harikaydı. The time was great. We were living great. Kovdile, sedile, tepeleme, buni, buni. Biz almıştık bir çanta elde, bir de kaçmıştık. Sadece bir çantayla. Başka bu. Korkmuştuk çevirme başını arta. Gelmiştik bir araba. Gelmişsin yine kleçi binder öyle. Cübren. Ortam iyi. Evet. Haydi. Haydi kahve. Haydi. Haydi. Tamam. Haydi. 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 Çamaşırları Cideston'da yıkayız. Olabilir bir 50 kişi. Onda hepimiz yıkayız. Ne yapalım? Elde yıkayız. İsi su var. Yemeğimiz de bile süt, yoğurt. Bunlar nice disiniz siz sucuk bizleriz. Tosoy. Teotoristimde uyuyuz. Biraz üşüyüz valla sabah. Altı yıldan sonra ailemi ilk kez gördüm. Almanya'da çalışıyorum. Bu kampta olduklarını çok zor öğrenebildim. Bu bir felaket. Kosovalıların yaşadığı tam bir felaket. Yaklaşık 3000 kişinin yaşadığı bu kampa da Arnavutluk'taki bütün diğer kamplara da bütün ülkelerden yardımlar geliyor. Şu anda arkamda Hollanda'dan ve Danimarka'dan gelen ekmekler ve sütler dağıtılıyor. 4000 ekmek ve 4000 kutu süt. Bu kampın yaklaşık bir günlük yiyecek gideri. Müzik
Her aileye üzerinde kaç kişinin yaşadığını belirten bir kart verilmiş bu kampta. Ve kişi başına göre sosis ve bir torbada yoğurt veriliyor bu akşam yemeği için. Yıllarca bağımsızlıkları için mücadele ettiler. Şimdi hedef sınır kapıları. Vatan toprağına veda edecekleri, nasıl bir dünyaya açıldığını bilemedikleri sınır kapıları. Adımlar olabildiğince sık, yükler biraz daha ağır. Sınır kapılarının yolları yürekler acısın. Oysa tek istedikleri Kosova Cumhuriyeti'ydi. Bağımsız Kosova Cumhuriyeti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana her gece Kosovalı Arnavutların gördüğü ortak rüya olmadı. Farklı ırklar bir arada yaşayamadı. Etnik bölünme Sırp milliyetçiliği derken 1989'da elinde olanı da kaybetti Kosova. Özerkliği feshedildi. İşlerinden kovuldu analar babalar. Çocuklar okullarından edildi. Bu gidişe dur diyecek bir güç ancak 1993'te oluşabildi. Uçtriyaç Rimtare Kosovas. Bildiğimiz adıyla UÇK, yani Kosova Kurtuluş Ordusu. Bir Arnavut öğretmen Sırp polislerce öldürüldü. Cenazesinde 3 UÇK'lı ilk kez cesurca kendilerini kamuoyuna tanıttı. Sırpların öcü ise çok acı oldu. Bazı UÇK mensuplarının aileleri katledildi. Bu savaşın başlangıcıydı. Savaşa hazırız artık. Savaşacağız. ...20-30 kişilik bir gruptan 20 bin, 30 bin kişilik bir örgüte dönüştü UÇK. Analar babalar silah tutuyor, çocuklar Kurtuluş Ordusu'nun şarkılarıyla büyüyordu. Sivil Sırplara asla saldırmayacak, halkını koruyacaktı Kosova Kurtuluş Ordusu. Terörist değildi, olmayacaktı. Şu anda 2 milyon insanın 1 milyonu Kosova'da kaldı. Ne ölülerin ne de UÇK taraftarlarının sayısı bilinemiyor. Ne kadar olacakları da. Bir çocuğum kalmıştır UÇK'ı, ÜTE'de, harbi. UÇK'da. UÇK'da, 24 yaşında. Şimdi yeden tetoni ağlayayım ya bir çette bileyim. Bakıldım doktorda, alayım hap, uyuyayım. Se almayı uyuyor, kitas alayım. I want to go in Kosovo to fight. Arkadaşım ve kuzenimle birlikte yakında Kosova'ya gidiyoruz. Beni topraklarımdan atmış olan Sırpları öldüreceğim. Orada savaş devam ederken burada duramam. Gideceğiz ve savaşacağız.
to go and to kill the Kosova sadece bizimdir, sadece bizim olacak. Özgürlük için sonuna dek savaşacağız. Birkaç gün sonra gene Kosova'da olacağım. Sırplarla savaşmak evet biraz zor. Bizim daha az silahımız var belki ama kararlıyız. İmanımız var. Kimse bizi fikrimizden geri döndüremez. Kosova'yı kurtarmak. Ama nasıl? Böyle din adamlarının çabaları yeterli olabilir mi? But this time we say Balkanlarda artık barışın gelmesi lazım. Birlikte yaşamaya alışmak zorundayız. Kargaşa yaratacak lüksümüz artık hiç yok. Sen nasılsın? İyiyim. Ben iyiyim. Sen de iyi ol, olur mu? Evet, evet, iyiyim. Ben Kosova düşünüyorum dönmek. Bilmiyorum ben şimdi. Dün gece rüya gördün mü Niyomza? Hayır, görmedim. Burada ne rüyalar görüyorsun? Niye korktun? Korktum. Çok bilmiyorum. Kaç yaşındasın Niyomza? 12 yaşındayım. Ne zaman geldiniz kampa? 12, 13, 14 o gün oldu. Evet. Kosova'ya dönmeyi düşünüyor musun? Evet. Ne zaman? Ne zaman hiç bilmiyorum ben. Ne zaman bilmiyorum. UÇK ve savaş mı? Kana kan, dişe diş, süngüleri takmak mı? Evimde vardı kompüter, bisiklet. Ama burada yok. Yok. Evine dönecek misin? Bakarız. Acı, ayıp ya da dram. Kosovalıların yaşadığı problemleri anlatmaya yetecek kelime yok hiçbir dilde şu anda. Ne iş yapıyorsun Nuhi? Ben öğretmenim, matematik öğretmenim. Prizeleri öğretmenim, öğretmenim, şkolayı veren matematik. Fecildik biriye, can kurtarma. Öte Mamuşa köyünde anam, babam, kardeşlerim, bir şey bilmem onlar için var mı ya sana, hiç sana blok olmuşlar oradan. Sizin yakınlarınızdan ölen oldu mu peki? Yok, öldürmek bu şey yok. Hemen var mı yasana hiç sana çok merak olayım. Bir şey bilmem onlar için. Çüde var, çüde. Niçin tutmuşlar bu Arnavutlar ya ondan? Niçin tutmuşsunuz bunları? Onun için öldürmüşler. Duyduk ki değil, Türkiye'ye onları da kovayalar. Cina siz de Türkiye'ye ama bilmeysek baş. Ya mi var şiptare? Biz neke bu yare? Shkruja vjeçën time për Kosovën time. Drenica lin veshtrima, ju i lini fmit jetima, është një kam që doli ri, se Kosova është Shqipri. Qjeli digjej to kavare, po ku jetën jashari, na vran bari. Kosova ağlıyordu. Bir an önce dönmek istedim. Her yeri, her yolu denedim. Cevap hep aynıydı. Mültecileri görmeye gelmişken sıkışıp kaldım. İstanbul'u özledim. Benim de dönmem gereken bir memleketim var. Bir günlüğüne Kosovalılarla benzer bir ruh halini yaşadım. Bir başka ülkede sıkıştım kaldım.
Biletimiz var, tabii ama şu anda uçuşlarımız malum sebep nedeniyle iptal olmuş durumda. Yani Arnavutluk hava sahası kapalı ve diğer yabancı hava yollarının hiçbiri buraya sefer yapmıyorlar. Sonunda bir ufacık yol, hava sahasında açık bir küçücük koridor bulabildik. Kosova ağlıyordu. Sevinç kısacık sürdü. İçimiz yandı. Aklımıza canı portakal çeken teyze düştü.